Evet, şimdi ne var? Magnezyum sülfat heptahidrat 370 miligram kullanılıyor 1 litre MS medyada. Nerede magnezyum sülfat şişemiz? 500 cc'lik bir şişemiz var. Ondan 10 mililitre olsa 50 kat olur. Hesaplayalım. 370 çarpı 50 18,5 gram. 18.500 miligram. Evet, magnezyum sülfatımız da iki defa saflaştırıldı arkadaşlar. 8.5 gram. Evet, 18.535 oldu. Yani 18.500 sayabiliriz. 500 cc için yapacağız. Şunu yıkayalım. Evet, 500 cc. Evet, 500 cc suyumuz var. Burada da saf su tabii arkadaşlar. Onu artık söylemeye gerek duymuyorum. 18.500 miligram magnezyum sülfatımız var. Magnezyum sülfat şunu 50 diyelim. 18.500. Magnezyum sülfat. Evet, 500 cc'lik şişemize magnezyum sülfat çözeltimizi döküyoruz arkadaşlar. 50x olarak hazırladık. Yani her 1 litre MS medya hazırlamak için sadece 10 mililitre kullanacağız. Etiketi dolu dolu. Kapları her kullanımdan sonra yıkıyoruz arkadaşlar ve saf suyla duruyoruz. Çünkü kimyasalların birbirine karışmaması gerekiyor. Yoksa zaman içerisinde birbirini bozuyorlar. Kobalt klorürümüz bu arkadaşlar. Bunu da saflaştırmadım arkadaşlar. Çünkü
Yani saflaştırabilirdim aslında da. Çok cüz'i kullanılıyor. Demin gördüğünüz bakış ufakta. O yüzden gerek görmedim. Bunu da mecburen bir mikser olarak hazırlayacağım. Minix olunca 0.025 çarpı 1000 eşittir. Bundan da yine 25 mg kullanacağım arkadaşlar sadece. Yani muhtemelen evet, 28 mg oldu çünkü o da daha hassas tartamıyor terazim. Budur arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bir 1000 litre MS medya için yeterli olan kobalt kloruk. Şimdi bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar 20-40 100 ml suya şurada çözeceğim. Sonra 4'te 1'ini alacağım sadece. Zaten hemen çözüldü. Bu da az ki. O rüzgâre biraz karışacağım. Evet, tamamen çözüldü. Şimdi bundan sadece 25 mililitre, yani 4'te 1'ini alacağım. Evet, 25 mililitre kobalt klorür. Üzerine 225 ml suyla tamamlayacağım.
225 lira. Evet, 225 lira ilave ettik. Burası da oldu 250 mililitre. Evet, kobalt klor heksahidratımız da hazır. Bu da 250x oldu arkadaşlar. Yani 1 mililitre kullanacağım bundan. 1 litre MS Media hazırlarken. Evet. Evet arkadaşlar, potasyum nitrat 1 litre MS Media için 1900 mg kullanılıyor. Potasyum nitrat şişem nerede? Evet, 500'lük şişem var. Demek ki 50x kullanabilirim. 50 çarpı 1900 eşittir 95 gram. 95 gram potasyum nitratım var mı? Şimdi 50 yapmayalım. Var aslında ama. Bak. Bir dakika. Tatlım. Büyük şey tatlım. Evet, 47 gram, 47.500 gram potasyum nitrat 25 litre için. Bu da iki defa saflaştırılmış arkadaşlar. 47.470, 490 arada gidiyor. Evet. Evet, 25x yapmıştık. Yani 250 cc koyacağız. Aslında 250 cc'yi tamamlayacağız. Potasyum nitratı koyduktan sonra. Evet, potasyum nitratımız tamamen çözüldü arkadaşlar. 200, bakalım kaç? 250 cc olması lazım. Üstüne biraz su da atacağız. Evet, 250 cc'ye tamamladık. Sonra da bu şişeye koyabiliriz. Evet, bundan her bir litre MS Media hazırlamak için sadece 10 mililitre kullanacağım arkadaşlar.
Evet, şimdi sırada ne var? Potasyum nitratımız bakalım. Mangan sülfat monohidrat. Mangan sülfat monohidrat arkadaşlar. 1 litre MS medyada 16.9 miligram kullanılıyor. Evet. Bunu 100 katı yapsak 25 katı yapsak bir saniye. 25 çarpı 16.9. 422.5 miligram. 25 çarpı 16.9. Evet, 422.5 miligram. Mangan sülfat falan bu arada şişesi yok. İnmiş yaş çizimine. Evet, 250 cc'lik bir şişe. Bunu mangan sülfat için kullanacağım. Mangan sülfat 1500 hazırlayacağız. 16.9 miligram eşittir 422.5 miligram. Evet, 422.5 miligram mangan sülfatı atacağız arkadaşlar. Bunu da maalesef kimya saflaştıracak zamanım olmadı arkadaşlar. Bu da çok fazla kullanılmadığını güvenerek yani 16.9 miligram bir litrede saflaştırmadım ama inşallah içinde bitkiye zarar verecek bir şey yoktur. 422 nokta. Evet, 25x mangan sülfat burada arkadaşlar. Hatta biraz 10 miligram fazla bile tatmışız. 250 cc'li yapacağız dedik. Şimdi arkadaşlar bunu aslında bu tür küçük şeyler aslında 1100 cc'li yapıp 100 katı yapıp bir ay mililitre de kullanabilirim. Ama bile büyük hacimli şişeleri daha fazla kullanın. Çünkü hata oranı azalıyor. Öbür türlü 1 mililitre alırken ufak bir hata eliniz kaysa 1,5 mililitre alıyorsunuz. Bu sefer 1,5 katı kimyasal kullanmış oluyorsunuz veya tam tersi yağısal oranında kullanmış oluyorsunuz. Ama bundan alırken 10 mililitre alacaksınız. 10 mililitre en fazla yani çok az bir hata yaparsınız. Dolayısıyla sizin hata oranınızı medyayı hazırlarken ki hata oranınızı küçük düşüyor. O yüzden daha fazla bir mililitreyi çok gerekmeyecek kullanmaya çalışıyorum. Bunlar da tabii mecburen yaptık bakır sülfatla falan ama kobalt klorürü de gene 1 mililitre kullandık. Bu bir de boyu kesitte yaptık. Ama aslında onları da 10 mililitrelik yapsam o bile daha iyi olurdu. Şimdi bunu 25-250 mililitre suyun içinde çözeceğim. Thank you.
Evet, tamamen çözüldü. Bunun etiketleri karışmasın. Evet, şimdi etiket basına kadar bana hatırlatması için yedek notu koydum. 10 ml mangan sülfat yazdım. O yeterli benim için.